Arkadaşlar şu anda bu akşam Zoom programımızda Profesör Doktor İrfan Yılmaz hocamızın hayat hikayesini ve anılarını, hatıralarını, hizmetle tanışmasını, hoca efendiyle görüşmelerini, öncelikle nerede doğdunuz, aileniz, anne baba adlarını söyleyerek, ailenizi tanıtarak, kendi hayat hikayenizi, ilkokul çağınızı, öncesini, ilkokul hayatınızı, ortaokul, Oh. lise, Peki. hayat hikayenizi anlatmanızı istiyoruz. Evet, nerede doğdunuz? Ailenizle kısaca Peki. başlar mısınız? Buyurun efendim. 24 Eylül 1953'te İzmir Karşıyaka'da doğdum. Esas memleketimiz Kastamonu Cide. Cide deniz kenarında çok güzel yeşillik, ormanlık bir ilçe, fakat ben kendi memleketimi 23 yaşında gördüm. Okulu bitirip 22 yaşında okulu bitirip gittiğimde gördüm. Peder valide 80 sene önce oradan gelmişler. Babam marangozdu, Eşref Yılmaz. İyi bir marangoz. Gemi yapıyordu. Esas bizim Karadeniz zaten çoğu gemicidir. Alay Bey Tersanesi vardır Karşıyaka'da. Hemen Karşıyaka'nın girişinde deniz yollarının. Şimdi askeri tersane oldu. O Alay Bey Tersanesi'nde ustabaşıydı. Marangozların gemiler yapardı. Orada tek katlı bir evimiz vardı. Aşağı yukarı 62 sene aynı evde oturdum. Çok enteresan gelecek herkese. Hep söylüyorum. Hizmette böyle bir adam yoktu. 15 ev değiştiren, 20 ev değiştiren, 30 ev değiştiren arkadaşlar var. Dünyayı dolaşmışlar. Bizim öyle bir şeyimiz var. Şu hadise olmasaydı herhalde şu anda 70 yaşındayım. 70 sene aynı evde oturan olacaktım. Rekor kuracaktım. Ama 62 yılda aynı evde oturdum. Öyle bir rekor var. Tabii işte bu işin esprisi şöyle. İlkokul aynı yerde. Alaybey İlkokulu. Hemen evimize 7-8 dakikaydı. Ortaokul, lise, Karşıyaka Erkek Lisesi, o da 10 dakika evimize. Hocam böyle kısa geçmeyeceksiniz. İlkokul anılarınız var mı? Öğretmeni hatırlıyor musunuz? Baba anne nedir, adı nedir? Annem babamdan 22 yaş küçük. Annem babamın üçüncü hanımı. İlk ikisi ahlaksız çıkmış, kötü çıkmış. Babam da onlara bir daha evlenmeyeceğim diye artık ümidini kesmiş. Ama 39 yaşındayken annem 17 yaşında. O da akrabalarına yakın birisi olmuş böyle bir evlilik. Fakat enteresan demek ki. Ben mesela 60 sene beraber işte vefatlarına kadar yanlarındaydık. Hiçbir kavgalarını bilmiyorum. Tek münakaşalarını bilmiyorum. Nasıl bir şey demek, insan herhalde üçüncü hanım olunca bu kadar şey oluyor. Sakin oluyor. Annemle hiç kavgasını ben bilmem yani, böyle rahat. Çok huzurlu bir bize annelik babalık yaptılar. 6 kardeşiz. En büyükleri benim. Tabii ben, babam 40 yaşındayken ben olmuşum. 39'da evlenmiş, 40'ında ben olmuşum. Bu çocuk büyür de yürür mü diye, görür müyüm diyormuş kendisi. Beni gördü, 6 kardeş hepimizi gördü. Torunları da gördü. 102 yaşında vefat etti. Yani ben arkadaşlara diyorum, bazen böyle geç kalanlara, 40'ında 50'sinde evlenenlere o moralinizi bozmayın. Bizim peder 40 yaşında evlen ben oldum. Bir sürü 6 tane çocuk gördüm. Hakikaten evin huzuru çok şey, önemli. Fakat inanç dünyasıyla alakalı şunu ben silemediğim bazı şeyler var. Mesela daha ilkokuldan önce 5 yaşında falan hatırlıyorum. Yağmur yağarken camın önünde otururdum. Yağmura böyle şiddetli yağarken yağmura bakardım. Hoşuma giderdi çok. Yağmuru kim yağdırıyor derdim. Anneanneme sordum mesela o zaman. İşte yani cahil tabii. Yukarıda işte gök gürlerken o Allah baba diyordu. Allah baba, haşa, kötü bir şey tabii. O gün için anlamıyoruz. Allah baba o su bidonlarını yuvarlıyor. Yuvarladıkça yukarıdan yağmur su işte akıyor. Yukarıda su bidonları varmış. Onlar Allah baba yuvarlıyor. Allah baba deyince kafamda böyle bir şey. Yani nasıl bir şey baba falan böyle. Ay çıkınca da ay dede. Yani bunlar hakikaten düşünmüyoruz ama vicdanda şeyde çok ciddi şeyler bırakıyor, izler bırakıyor. Mesela ortaokulda geldiğimizde o Michelangelo Musa heykeli var. Bir de Yunanlara Zeus var. Tanrıları. O Zeus heykelini görünce Allah baba, hemen kafama öyle bir şey eşleştirme yapıyor otomatik zihin. Tecessüm şeyi var insanda. Şu merakım vardı mesela 6 yaşlarında falan, belki 5-6, camın önünde uyuşan sinekler, böyle kışın özellikle uçamayanlar. Onları tutardım böyle, kanadını kopardım, bir kanadını, öbür kanadını. Ne yapıyor? Uçamıyor tabii. Debeleniyor, yürüyor. Bacağını kopardım. Daha sonra işte biraz daha büyüyüp sokakta oynamaya başladığımızda bizim orası Karşıyaka'nın girişi, Kenar Mahalle. Şimdi tabii artık orta gibi oldu ama
Tamam, o zaman orada zeytin ağaçları, Naldöken Deresi geçer, göller, böyle küçük su birikintiler, kışın özellikle çok olur. Orada kurbağaları yakalardım. İşte yılan, bir şeyler, hayvan, kelebek, melebek bir şeyler. Boynumuzda sapan, kuş vurma. Tabiatın içinde büyüdük biraz böyle. Orada mesela kurbağaları yakaladım. Ben şunu anlatıyorum. Yani bu işe merakım o zamandan vardı. Hayvanata merakım. Yakalardım, camdan keserdim kurbağaların karnını açıp bakardım. Mesela babam balık alır. O zaman palamut ucuzdu. İki tanesi 250 kuruş. Öyle palamutlar getirirdi. Ben temizleyecek, içine açarım bakarım balığın. Tavuk kesilecek. İşte 12-13 yaşlarında falan alıp keserdim tavuğu. İçini açardım. Evde yemek bekliyorlar. Ben işte şurası katı, burası şey. Kitaplardan bakarak karşılaştırırdım. Böyle. Kurban Bayramı'nda çökerdim kurbanın üzerine. İçini açar, oraya bak, buraya bak. Millet kurbanı payı çekti falan. Ama daha sonra sağlığa çok merakım vardı. Tıpa girmek istiyordum ama az bir puanla tıpı kaçırıp şey zooloji bölümüne girmiş oldum. Şimdi ortaokulla ilkokuldan doğru Halit Bey hatırlatıyor. Önemli hatıram var. Yani çocukların özellikle ilkokul öğretmeni çok önemli. Ben şimdi anlıyorum bunu. Özellikle ilkokul öğretmeni tek bir öğretmen tabii. Birden beşe kadar aynı öğretmen. Bizim öğretmenimiz Kudret Hanım, Kudret Özerdem. Aslında kendilerinin Erdem Koleji vardı Karşıyaka'da. Fakat kendisi devlette çalışıyordu. O kendi kolejinde çalışmıyordu. O kadın beni çok severdi, ilkokul öğretmeni. Beni kitaplık kolu başkanı yapmıştı. Kitap çok okumayı seviyordum. Ama o kadının teşvikleriyle kitaba çok dadandım. Kütüphanede ne kitap varsa, sınıf kütüphanesi küçük tabii, bir tane dolap hepsi. İşte Cumhuriyet şeyi vardı, lisesi vardı. Cumhuriyet İlkokulu vardı. Onun kütüphanesi büyüktü, oraya giderdim. Ondan sonra Hoca Mithat Kütüphanesi vardı, oraya giderdim. Hep kütüphanelerde ilkokul ve ortaokulda sokak şeyim çok yoktu. Orta 2'den sonra başladı benim sokak şeyi, macerası. O sırada tarih romanları çok okumaya merak sardım. O nereden merak sardı? İlk bana kitabı veren karşı komşumuz, benden 5-6 yaş büyük Selim abi, Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtların Dirilişini verdi. Onları okuyunca böyle bir içimde böyle bir Türklük şey heyecanı falan. Mesela sokakta çocuklar oyun oynarken işte bir taraftan Texas Tom Mix'i okuyoruz. Texas Tom Mix tabii tabanca var. Ama Türk romanlarında kılıç var, ok var. Babam da marangoz. Bizim bahçede atölyede var küçük. Orada ben tahtadan koca koca kılıçlar yapıyorum. Kalkanlar yapıyorum. Ondan sonra ok mok bayağı büyük, kalın ağaç dallarından daha tesirli silahlar. Bu Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun tarih romanları vardı. Onlara dadandım. Kolsuz Kahraman, işte bu şey Kızıl Tuğ, Kartal Başlı Kadırga, Barbaroslar falan. Karaoğlan romanları vardı daha sonra. Barbaros Kardeşler falan. Dört ciltti onlar, hatırlıyorum. Ne kadar tarih roman varsa onlara dadandım. Sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar işte gibi Türk romancılarının çok özellikle onu çok fazla okuyorum. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Biraz çünkü komedi vardır onun içinde. Ömer Seyfettin falan diğerleri. Sonra dünya klasiklerine dadandım. Ne kadar işte Tolstoy'undan Victor Hugo'suna kadar, Cervantes'ine kadar yani Sefiller'den işte Anna Karenina, Karamazov kardeşler. Jules Verne'in romanları çok hoşuma gidiyordu. Jules Verne'i orta 2'de okudum. Jules Verne'in bu kitaplarını okudum. Orada çünkü macera var. Okuyanlar bilir. İşte denizin altında 20 bin fersah, balonla seyahat, aya seyahat. Hep onları okurken yaşardım böyle. Acayip bir ve ben baktım sonra mesela denizin altında 20 bin fersah film yapmışlar. Yıllar sonra belki 15, 20, 30 sene sonra. Ha bakayım dedim. Romanını okumuştum. Balonla seyahat. Dünyayı dolaşıyorsun. Yani ama bunlar hakikaten çocuktan okunan kitapların cinsi çok önemli. Mesela Türkçülük damarı oradan başladı. İlk o Nihal Atsız'ın kitapları ve Abdullah Ziya Kozanoğlu. Ha Feridun Fazıl Tülbentçi. Onun da tarih romanları vardı. Ondan sonra maceralar da Jules Verne gibi işte dünya klasiklerinden okuyarak dini eser olarak çok birkaç tane vardı ama bir herhangi bir uyanışa vesile olmadı. Ortaokula geldiğimde ikinci sınıfta fizik dersinde bu benim için çok önemli bir nokta. Fizik hocası çaydanlıkta suyu kaynattı. Osman Yüksel de fizik hocası. Şimdi bilir o deneyin ne olduğunu. Suyu kaynattı. Buharlaşırken su buzdolabından çıkardığı tepsiyi önüne tuttu. Soğuk tepsiyi. Orada yoğunlaşan su aşağıya damlalar halinde akmaya başladı. Dedi arkadaşlar gördünüz mü dedi sınıfta. Yağmuru ben yağdırdım burada dedi. Küçük şekliyle dedi. Tabiatta bunun dedi, büyük şekli oluyor dedi.
Burada ben çaydanlıkta kaynattım suyu. Orada dedi denizler var, göller var, nehirler var. Ben burada ocak ateşiyle kaynattım. Dışarıda güneş var. İşte burada soğuk tepsiyi dolaptan çıkardım getirdim. Gökyüzünde bulutlar var, soğuk hava var. Gördüğünüz gibi dedi, yağmuru ben yağdırdım ve beni görüyorsunuz. Ama dışarıda bunu yağdıran bir Allah olsa, haşa, onu da görürsünüz ama yok görmüyorsunuz. Çünkü her şey somut işte, elimde benim gösteriyorum, yapıyorum. Bunun dedi küçüğü dedi, tabiatta tabiat olayları olarak oluyor dedi falan. İşte bir taklidi iman ama evde gene anne baba namaz kıldığı için onların bir şeyi var. Bir de yaz tatillerinde Kur'an kursuna gidiyordum. Tersane Camisi'nin Kur'an kursunda. Yani hiç boş değil. Ben şunu diyorum. Mesela millet şikayet eder. Ya Diyanet bunu çok iyi yapmıyor. Uyduruk baştan sağa mı? Hocalar, müezzinler. Zaten 4 ay yaz tatili o ilkokulların. Çocuklar orada gırgır geçmeye gidiyor. Oyun oynuyorlar. Orada mesela peygamberlerin adlarınız 25 peygamberi saydı. Orada ezberliyorduk. Adem, işte Şit, Hud sırasıyla sayıyorduk. Orada kafamıza kıyma. Şu namaz şu kadar rekat, bu namaz bu kadar rekat. Hani bir Allah inancı, Allah fikri o günkü yani ne kadar çok ciddi, bizim hocalarımız iyiydi herhalde. Yani Diyanet'in hocası ama iyi insanlardı. Bir şey var, oradan bir inanç var içimde. Arayış içindeyim böyle ama tam şey oturmuş değil. Buna rağmen o inatla orada. Hocam dedim, yani ateşe buharlaştırma özelliğini, yakma özelliğini Allah vermiştir. Suya buharlaşma özelliğini Allah vermiştir. Bulutu oraya Allah getirmiştir. Neticede yağmuru Allah yağdırmıştır. Dedim, olur mu oğlum dedi. Bak dedi Allah olsa görürsünüz. Bak beni görüyorsunuz burada. Görmememiz olmamasını gerektirmez. Elektriği de görmüyoruz ama lamba yanınca anlıyoruz falan. Böyle diyor. Yok dedi. Şöyle, tabii fizikçi hoca. Neticede sen orta ikide bir çocuksun. Böyle önce yumuşak yumuşak gitti. Baktı ben inadım tuttu. Hayır gene Allah yardırmıştır diyor. Bütün sınıf bu sefer hocanın yanına geçti. Hocayı alkışlamaya başladılar. Hoca çünkü şey dedi. İşte dedi bu da dedi. Geleceğin dedi. Yobazlarından dedi. Baksanız dedi bunun annesi dedi. Örtülüdür dedi. Babası dedi camicidir dedi falan böyle. Sınıf o yobaz demesi milletin hoşuna gitti sınıfta. Dalga geçecek adam arıyorlar zaten. Yobaz aşağı, yobaz yukarı. Karışacak Erkek Lisesi'nde 6 sene, 7 sene orada yobaz kaldı adım. Yobaz olarak da işte bu. Fakat sadece cuma namazına gidiyordum o zamanlar. Cuma namazlarında da niye hiç ekmiyordum? Çok hassas davranıyordum. 3 cuma arka arkaya kılmayanın işte kafir olur, cenaze namazı kılınmaz diye. O yüzden sonra Hoca Efendi'ye sordum da yo, aslında öyle bir şey yokmuş. Fakat iyi o dedi. Millet öyle bilsin iyi olur dedi. Hakikaten şimdi düşünüyor musunuz hepiniz bizim devrelere yakın olanlar işte. Bu arada cuma namazı olmasaydı Hoca Efendi nasıl tanıyacaktık? İyi ki cuma namazlarını öyle bilmişik yani 3 cuma gitmeyen kafir olur diye. Can namazı kılınmaz diye ekmedi cuma namazlarını. En fazla bir tane falan kaçtı olmuştur arada. Ama 3 cuma arka arkaya olmadı hiç. Lisede ortaokuldan sonra ben futbola dadandım. Ve top oynama işi bir anda bitti. Tam bülüğ çağına gelmiştim. Bir anda boğazım açıldı. Ben çocukken doğduğumda 8,5 aylık doğmuşum zaten erken. 9 aylıkta yürümüşüm. Fakat annemi hiç emmemişim. Annem ben doğduğumda bir hastalık olmuş. Boğazları şişmiş. Bir yudum bile süt emememişim. Süt, inek sütüyle büyümüşüm. Yani halbuki şimdi ana sütünün hikmetini anlatıyor insanlara ama beyin gelişmesi falan filan. Rahmetli babam da takılırdı. Hiç dedi, anasını emmedi dedi. Tabii annemi emen 6 kardeş onların hepsi benden de geride kaldılar tahsil bakımından. Emmeyen dedi üniversiteyi bitirdi. Öbürleri şöyle oldu. Babam espri yapardı böyle. Yani çok hastalıklı büyüdüm ama. Özellikle hiç bronşit, astım bronşit gibi böyle ağzım burnum hep akar. Yürüyüş yağına kadar hastalıklı büyüdüm çok. Mızmızdım, hiçbir şey yemezdim. Bir yumurta annem peşinde dolaşır böyle yedirmek için. Bak kuş geçti, bak tren geçti böyle ağzıma tutardı böyle. Öyle yerdi. Fakat yürüyüş yağından sonra acayip bir şey değişiklik oldu. Yani bir anda 180 derece değişti. Bir boğazım açıldı. Ondan sonra ne hastalık biliyorum ne bir şey biliyorum. Tabi bu şimdi bunun izahları var. Çok çok kalp hastalığı geçirme, immün sistem, bütün eğitimini geçirdi çocuklukta. Bütün mikropları tanıdı. Hiçbir mikrop ondan sonra artık yabancı değildi bana ve güçlendirince boğazım açıldı. Tabi bu sırada fazla açıldı boğazım maalesef. Çünkü günde 3 tane maç yapıyorduk. Sabahtan bir maç, öğlen bir tane maç, akşama doğru bir maç. Ve çocukluğu ben çok dolu dolu bir çocukluk yaşadım. Benim gibi genelde bir çocukluk yaşayan yoktur. Mahallede 20-30 kişi arkadaş grubu vardı. En büyükleri de bendim.
Deniz kenarındaydık. Denize giderdik. Yamanlar dağına çıkardık kuş vurmaya. Alurca köyü vardı. Şimdi Doğançay oldu. Orada kuşa giderdik. Tarlalarda, oralarda bizim mandalin bahçeleri, işte kayısı, erik bahçeleri falan. Oralardan işte çocukluk erik kayısı talanına giderdik. Arkadaşlar böyle hacı vardı. Tüfekli çıkardı peşimizden falan koşmaya falan. Yani kayık vardı bir tane. Bir de bizim hemşehrimiz vardı. İsmini şimdi vermeyeyim, Türkiye'de. Kayıkhanesi vardı. Babam ona yardım etti. Bir kayıkhane açtı ama sivil kendisi. Çok iyi kayık yapardı. Oraya biz de kayıkları tabii balış tekneleri geldi. Bunları çekmek için ırgat yapmıştık. Bütün mahallenin çocukları toplardım ben. İpleri, halatları bağlardık gemilere. Denize girerdik belimize kadar. Altına kazakları sürüp tekneleri çekerdik. 20-30 metrelik balış tekneleri falan. Bir de arada ara kayık vardı. Ara sandalı. Balıkçılar teknelerini aşağı bağlı demirlerler. İskeleye gelip için onları bir sandalla alırdık. Sandal boş olduğu zaman da bu tatillerde falan alırdık sandalı. Körfez'de balık, tabii İzmir Körfezi çok temiz o zaman. Pırıl pırıl. Lağımlar henüz daha denize bağlanmamış. Bütün gün ya balık yakalarız. Tabii kürek çekeriz balık balığa gitmek için. Çok macera yaşadık. Oralara girmiyorum. O belki adalarda mahsur kaldık. Yunanistan tarafına doğru adalara çıktık şeyden. Çeşme'de bir İtalyan arkadaşımız vardı. Onun teknesi vardı. Çeşme'ye gidiyorduk. Altın Yunus. Oradan Ege Denizi'ne açılıyorduk. Oralarda çok fırtınalı havalarda birkaç adada mahsur kaldık. Orada balık yakalıyorduk. Gece paragat atıyorduk veya çapari mapari. 2-3 orada balık yiyerek adalarda böyle kaldığımız zamanlar oldu. Ama esas şeyimiz daha çok futbolla geçti. Günde 2-3 maç yapardık. Sonra bu din konu. Bir de Alman cocası vardı. Kemal Uslu diye. Almanca hocası fizik hocasından daha dinsizdi. Mesela fizik dersinde bu tartışma bitti. Daha sonra Almanca dersi başladı. Almanca hocası geldi. Sınıfta arkadaşlar hala o harıl hurultu gür devam ediyor. Benim üzerime yobaz diye şey saldırıyorlar. Almanca hocası o Kemal girince ne oluyor dedi bu gürültü falan filan. Hocam dediler az önce fizik dersi vardı. İşte bu İrfan yağmuru Allah yağdırıyor dedi. Hoca da işte böyle dedi. Biz de şimdi ona şey yapıyoruz. Bu zamanda hala dedi işte Allah inancı falan diye bahsediyor falan. Almanca hocası fizikçiden daha zındık. Bir başladı seninkisi. Oh, artık mangalda külü bırakmıyor. Ama inadın bir yeri var. Sustum en fazla sustum orada. Ona Almanca hocasına cevap verecek şeyim de kalmadı zaten. Ben diyordum kesilmeden. Bütün o saydığınız şeylerin hepsini Allah yaptırıyor. Onlar yani sebep manasında. Bilmiyoruz sebep mi bilmiyoruz o zaman. Ben Risale'yi görmedim. Seçmen ders, seçmen dersinin dersi. Din dersi hocası vardı ama hiç. İlkokulda hocamız daha iyiydi yani. İlkokul öğretmeni daha iyiydi. Lisede din dersinde hiç ciddi bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Hiç aklımda bir şey kalmadı. Ne bir olay ne bir şey. Notları ver. Belki de derse gelmiyor muydu? Unuttum din dersi hocasını. Ben mesela bütün derslerin hocaları lisede aklımda. Din dersi hocası hiç aklımda değil. Hayır, din dersi yok muydu acaba? Ya? Hatırlamıyorum, din dersi yoktu galiba ya. Biz gördük seçmeli vardı. Bizden 2 sene öncesinde biz gördük vardı seçmeli ders. Allah Allah. Hatırlamıyorum ben. Evet. Ben ilkokula 59'da girdim. 64'te bitirdim. Ama yoktu hani, demedim. Neyse. Evet. Hocam Zaten üniversiteye nasıl girdiniz? ha, Üniversite sınav nasıl oldu? şimdi Oradan ben başlayalım. üniversiteye imtihanın girildiğini bile bilmiyorum. Şimdi çocukken annem bizi hep 6 kardeştik. 5 oğlanız biz. İşte İrfan, İlhan, Orhan, Reyhan, Adnan. Kafiyelidir hepsi. Son Kadir. O Kadir gecesi doğduğu için mecburen kafiyeyi bozdu. Şimdi annem oturturdu işte sen doktor olacaksın, sen hakim olacaksın, sen kaymakam olacaksın derdi. İlk üçümüz biraz yakındı bir ay yaş arayla. Diğerleri biraz daha geriden geliyordu. Tabii kafamda da doktorluk seviyor. Benim adım da zaten İrfan Bey varmış doktor. Çok iyi bir insanmış o zamanlar. Onun adından dolayı vermiş babam. Doktorluğa merakım çok var. Zaten hayvanlara kesme mesme merakım da oradan ama tıp olsun istiyorum. Fakat biraz işte ben zannediyorum ki liseyi bitireceğiz, diplomayı alacağız, gideceğiz, üniversiteye kayıt olacağız. Sanki hazır bizi bekliyor üniversite. Sonra Mayıs, Haziran işte o aylarda baktım millet öğrenci işlerinin orada sıra olmuş lisede. Ne oluyor dedim. Üniversite imtihanı için broşür işte kitapçık alıyor. İmtihan için mi? Üniversite imtihanına mı giriliyor? Bu kadar cahildi çünkü. Benim babam ilkokul hiç okumamış, görmemiş. Okuma yazmayı Asyer'de öğrenmiş. Çanakkale'de. Annem ilkokul 3'ten terk. Ondan sonra
Hemen ev kızı olmuş. Dolayısıyla bak istiyorlar ama kendi bilgileri yok. Tabii zengin aileler çocuklarını dershaneler, o zaman da yeni yeni belki birkaç tane özel dershane vardır. Oraya gidiyorlar. Hani 70'lerde falan. Bizim ondan da haberimiz yok. Oraya giden çocuklar bile varmış o zaman. Sonra bak dediler üniversite imtihanına giriyor puanla falan. İyi ben de aldım ondan. Hiçbir dershane mersane görmedim. Fakat o zaman liseler çok kaliteliydi. Yani ben ciddi ders çalışmazdım. Top peşinde bütün gün tabii top ama dersi en önde otururdum. En önde oturmanın çok faydası var. Hocanın bütün hareketleri gözümde. Çok iyi dinlerdim dersi. Daha sonra imtihana yaklaşırken biraz şey yapardım, bakardım, geçerdim ama hiçbir sene de doğrudan geçmedim. Her sene matematikten ikmale kalırdım. Matematiği hiç sevmedim hayatım boyunca. Matematik bütün yazımı benim zehir ediyordu. Ama sonra geçiyorduk yani neyse. Aldık üniversite imtihan şeyine girdik yani. Şundan dedim. Mesela ben edebiyat kolundan mezunum hem de. Yani Türkiye'nin şeyi enteresan tarafı. Edebiyat kolundan mezunum. Fen fakültesine girdim. Fen puanım da bayağı yüksekti ama sosyo puanım çok daha yüksekti. Şimdi o zamanlar biliyorsunuz Halit Bey bilir, Osman Yüksel de bilir. O zamanlar şey yoktu. Merkezi yerleştirme yoktu. Puanımızı aldık. Kaç puanım var şu. Gazeteye listeler çıkar veya gece saat 11'de haberlerde Ankara Hukuk şu puanı açtı. Ege Tıp şu puanda. Mühendisi şu puanda. Herkes o gün gider oraya ön kayıt yap. Puan tutuyorsa hemen oraya gider yaptırır. Açıkta kalmayayım diye. Ben tabii bir taraftan hukuka da seviyorum hukuku da ama İzmir'de hukuk yoktu o zaman. Tabii İzmir dışına çıkmak da istemiyorum. Ben hiç böyle evden ayrı kalmak istemiyorum. Öyle bir şeyim var, fıtratım var. Anne baba düşkünlüğüm var. Biraz da böyle ilk çocuk olduğumda beni biraz nazlı büyüttüler böyle çok. Ne yemek yapmasını bilirim. Mesela diğer biraderler bir şeyler bilirler. Ben hiçbir şey bilmem. Ne yıkamasını bilirdim. Annem benim el bebek gül bebek benim. Ağzıma tutardı çayı. Ekmeği ağzıma tutardı böyle. Çıkmak istemiyorum şeyden. Ankara hukuk tutuyor. Suçu babama atmak istiyorum. Baba diyorum Ankara hukuk tutuyor. Gideyim mi diyorum ama bir taraftan da gitmesin diye bekliyorum ağzından. Oğlum ya ben bir maaştan altı çocuk ben sizi nasıl göndereyim Ankara'ya? Nerede kalacaksın? Bir şey, tabii hizmet, ev, yurt bir şey bildiğimiz yok. İyi baba olsun dedim ya çok önemli değil. Burada Ege Üniversitesi bir yere girelim falan. Ondan sonra İktisat Fakültesi'nin puanı tuttu beni. Hemen gittim oraya kaydettirdim. Fakat İktisat Fakültesi'ne 2 ay gittim İktisat Fakültesi'ne. O zaman uzun sürüyordu şeyler. 2 ay gittim hep matematik vardı. Oo, permütasyon, entegral, bilmem bir sürü acayip şeyler. Ben buradan kaçmam lazım dedim. O arada Fen Fakültesi'ni gözlüyorum bir taraftan. Mesela fizik, kimya bizden de çok daha yüksekti. Matematik çok yüksekti. Ama zooloji, botanik onlardan çok daha düşük. Ben onu seçtim. Gittim bizzat zooloji, işte hayvanlarla uğraşacağım. Botanik öyle. 71'de oraya girdim. Şimdi oraya girdim da yabancı dil biliyorsunuz o zaman şey vardı. Bir seviye imtihanı yapıyorlar. A, B, C kurları oluyor. Evet. C kurunu kazandım ben. C kuruna gittim. Tanımıyorum. Matematik bölümünden bir arkadaş var orada. Bakıyorum. İbrahim Asgür. Biraz böyle üzerinde bir şey var. Bu komünistlerin giydiği montlardan falan var böyle. Tip falan böyle biraz külah bir şeydi. Önce solcu zannettim. Fakat sonra baktım öyle bir cuma namazında gördüm. O zaman da ama hoca efendi yok. Normal cumaya gidiyoruz. Orada gördüm. Yolda selamlaştık. Tabii o günleri işte biliyorsunuz Osman Hoca ile şey yaşadı. Halit Paşa yaşadı. Anarşinin tam şey zamanı, başlangıç zamanı. 76-77'ler iyice zirve zamanı. 78-79 ihtilale yaklaştıkça. 71-72'ler başlangıç zamanları. 12 Mart muhtırası olmuştu. Hafif bir daha yeni yeniden Ha, kıpırdayamıyorum. öyle. Öyleydi. Şey, çünkü endişe ediyorum bir taraftan. Babam bir taraftan diyor ki aman oğlum bak. Hiç kimseye karışma. Evden gelip gidiyorum karşıya kadar. Kimseye karışma. Okullarda işte solcular var, sağcılar var. Sen hiçbir şeye karışma. Ben de zaten üzerinde eşofman, futbol çantası, Halkabunların yan sahalarına antrenmana gidiyorum. Göztepe'ye gidiyordum bir ara. Ondan sonra Altınordu'ya gitmeye başladım. Böyle futbolcu hayali getiriyor ama gönlüm tabii uykuculukta. Uykucu arkadaşlarla da samimi olduk. Ama o zamanlar üniversite kayıt yaptırırken kapının önünde masalar kurmuşlar. Geliyorlar tipler belli kaçık kaçık komünistler. Kardeş kalacak yerin var mı? Bak evimiz var. Hemen sizi şey alalım. Yok ben evimden geliyorum dedim. Evim benim karşıya kadar falan deyince kurtarıyordu bir şey. Fakat böyle çok insan var. O solcular. Solcular var sadece. Bizim insanımız yok o zamanlar. Daha hizmet bu şekilde başlamış değil. 71'de.
Ben evim var deyince kurtardım işi ama çok arkadaş gelip böyle taklidi imanlı insanlar bunlara takıldı, evlerine gitti. Önce Cuma'yı terk ettiler. Sonra yavaş yavaş beş vakit terk ettiler. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ve çok anarşiye kaçan insan oldu. Yani ben bizim hizmetin ev açmasını, Hoca Efendi'nin niye bu kadar evler üzerinde durmasını daha sonra anladım. Yani üniversiteye gelen insan zaten genellikle üniversiteler işte zengin çocukları, İzmir'in elit insanları Ege Üniversitesi için, Ankara'da öyle, İstanbul'da öyle. Zaten 4-5 üniversite var, Erzurum var, belki Hacettepe var işte, birkaç üniversite, Ankara Üniversitesi. Dolayısıyla Anadolu'dan bir insanın üniversiteye katılması çok zor. Bingöl'den, Muş'tan, Van'dan Ege Üniversitesi'ni kazanıyor. Bunlar ama tek tük kazanılıyordu işte, geliyordu. Ama namazı varsa da takdirdi imanla üniversitede bunu kapıyorlardı, çocuk gidiyordu. Bizim hizmetimiz evleri açmaya başlayınca daha sonra tabii onları kaptırmamaya hizmet başladı. Onların önüne düşmesinler diye. İşte 71'de Haskür'ü tanıdım. Orada akşam Almanca hocası bir parça verdi, tercüme ediyoruz. Astronomi parçası. Güneş, ay falan geçiyor. Şimdi bizim Haskür tercüme etmeye başladı. Şems kamerin arkasından tulu ettiğinde arz şöyle olan oradaki bütün Osmanlıca lisede edebiyattan mezunum. Biraz yakınlığım var Osmanlıca o aradan. Hoşuma gitti böyle biraz o Türkçülük damarıyla falan. Daha samimi olduk. Selamlaşmaya başladık falan filan. Fakat fazla tabii o bölümü ayrı tabii matematik bölümünde. Ne haftada bir ya görüyoruz ya görmüyoruz. Fakat bir şeye hiç gelmiyor. Tepeme böyle vurur gibi. Bakın bu da önemli bir şey. Hizmette bir kusur. İsmini vermeyeceğim şimdi başka birisi. Bizim cemaatten ayrıldı. Halit'le Osman bilir o arkadaşı. Bizim bölümde bir çocuk var, arkadaş var. Tam şakir, dört dörtlük. Hoca Efendi, yani bizim o zaman da bölümde falan yeni başlamış herhalde. Diğer abilerin grubunda mı neredeymiş ama tabii Nur talebesi. İkide bir de geliyor benim başıma. Bıdı 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 bıdı. Şimdi bir insanda merak yoksa, kafamda soru yoksa o insana bir şey anlatmaya kalkmak boşuna. İnsan önce acıkacak, susayacak. O anda ona vermek lazım. Ben acıkmamışım, susamamışım. Bana önüme getiriyor, pastalar getiriyor, börekler getiriyor bunun gibi. Tırırdı beni. İsim vermediğim için gıybet olmaz. Bir ısrarla, hırsla anlatmaya uğraşıyor. Bak ama İbrahim de şöyle bir şey yok. Çünkü zaten bölümümüz aynı değil ama İbrahim nerede? Tam denk geldi. Üçüncü sınıfta biz birinci sınıfı Mert okuduk. Mert Bey'i bilir. O zaman daha kampüsün diğer şeyleri yapılmamıştı. D blok D, idi. ha, matematik C bloktu. Bizimki Matematik E bloktu. Mötbe'de birinci sınıf derslerini yaptık. İkinci sınıfı merkezde hastanenin olduğu yerde eski binalarda yaptık. Sonra üçüncü sınıfı şeye geçtik tekrar. Kampüse geçtik. İşte orada Mötbe'de kaloriferler vardır. Bilirsiniz. O kaloriferler üzerine oturak yapmışlar. Onun üzerine oturup sohbet edilir. Bir de biz orada kaloriferler üzerinde bizim bölümde birisi var Coşkun diye. Sıramız yan yana. Hızlı bir komünist. Ama insanın yönü iyi. Komünist ama böyle kavga dövüş yok. Dostluğumuz iyi. Ama her gün bana bende de bir şey var. İlla Allah'a inanıyorum. Tabii o üniversiteye geldik. Tabii merak çoğaldı. Neden çoğaldı merak? Bütün dersler ben orada dine bağlamak için kafamda Hazreti Adem diyorum. Orada evrim. Miller deneyi, amino asitler, proteinler, tesadüfen falan filan. Allah Allah nasıl oluyor bu iş? Arada böyle bazı hocaya sorular sorduğumuzda hocalar "Oo sen nerede kaldın oğlum? Bugün artık insanlar hücre yapılıyor laboratuvarda. Yakında her şey yapılacak, edilecek. Öyle artık Tanrı, Allah falan böyle bir şeyler geçti artık biyoloji, dünya biyoloji çağına şöyle böyle Allah Allah nasıl oluyor bu falan." Tabii bunu söyleyenler profesörler. Neticede öyle olunca da inanmak zorundasın ve en azından not almak için çok fazla sesini çıkarmaman lazım. Ama içindeki o ses durmuyor bir türlü. O coşkuna tartışıyoruz. Dersten sonra işte ya diyor bu hocanın söylediği bir kafama yatmadı diyor mesela. Kendi kendine nasıl olacak bu işe falan diyorum. Olur mu diyorum işte falan. O da yo bir anlatmaya başlıyor ama Nietzsche'yi okumuş, Camus'yu okumuş, Sartre'ı okumuş, Bühner'i okumuş. Ne kadar ateist varsa ve o kadar güzel anlatıyor ki beni her gün mağlup ediyordu. 3 ay sürdü bizim bu tartışmamız. Her gün ben yeni bir argümanla geliyorum. Yumurtadan, hücreden, tam biyoloji konuları. Fakat arkadaş öyle bir şey ki bir yerden bir giriyor, mahvediyor beni. Yani kafamdaki o şeyi yıkıyor. 3 ay sürdü bu. En sonunda artık dedim ki bugün bu Coşkun'a bunu anlat. Coşkun'un adı. Soyadını söylemeyeyim. Çünkü geç neydi? 10 sene önce falan duydum şeyini.
Birisini cumaya başlamış. O zaman ateist, kayınbirader benim bir öğrencim oldu. Çökeli. Neyse. Tartıştık ama çok çökertti beni gene. Benim bütün imanım içindeki az bir kırıntı imanı, taksiz imanı çökertti, bitirdi işi. O anda kafam allak bullak oldu. Orada düşüncelerimi ben sızıntıda yazdım. 11. ciltte ya karşılaşmasaydım diye bir yazı var. Farklı bir isimle yazdım. Hoca Efendi de sonra bu yazarı kim demiş? Benim şimdi isim biliyor başka isimle yazdığımı. Onun daha başka bir isimle yazınca bilememiş kim olduğunu. Şerafettin abi aradı. Ya dedi, senin yazıyı sordu Hoca Efendi. Dedi, kim dedi? Ben de senin olduğunu söyledim dedi. Ağladı falan dedi. Çünkü orada bu şeyi anlatıyor işte. Darwinizm konferansına falan gittiğimi anlatıyorum. Hoca beni tanıdığımı anlatıyorum. Asker'in bana haber sitesini verdiğini anlatıyorum. Çok hoşuna gitmiş o. Oraya merak eden oraya bakabilir. Ya karşılaşmasaydım. Bunu bizim edebiyatımız diye bir kitap yaptık. Kaynaktı. Arkadaşlar onu birinci yazı olarak onu aldılar. Şimdi o beni zehirledi, coşkun gitti. Ben artık tamamen 15 dakika kadar orada ateist kaldım. Hatta dünya çöktü bir anda. Boşluk kaldı. Her şey boşmuş. Boşuna oruç tutuyormuşum. Boşuna namaz kılıyormuşum. Bu düşüncelerle dünya boşmuş. İntihar düşünceleri geçmeye başladı falan filan. Burada da fazla detaya girmiyor. O anda o bir zehirledi coşkun beni gitti. İbrahim bizi meğersem arkadan dinlemiş. Bir yan kalorifer şeyinde oturuyormuş. Dinlemiş geldi. Ya İrfan kardeşim sen dedi yüzün gözün değişmiş. Hakikaten değişmiş. Yani o imansızlığın korkunç şeyi yüzümü gözüm değiştirmiş. Rengim falan değiştirmiş. Dedim ya İbrahim dedim. Ben dedim artık bir şeye inanmıyorum dedim ya. Bu nasıl cumayete gitmem dedim her gelen. Niye dedi ya olur mu dedi, sen imanlı arkadaşsın falan. Yok dedi ya coşkun dedim bana dedi, bir sınıfta. Neler anlattı? Onun anlattığını anlatmaya başlamış bana. Yok dedi sen dedi. Onun anlattığına kadar senin içinde şeytan dedi şey uyandırmıştı. Acaba haklılık payı var mıdır diye. Şimdi böyle bir şey uyandırmıştır. Ona bir hak verme adına insafla dinlemeye başlamışındır falan böyle. Şeytan büyütmüştür. Öyle değil dedim ya. Çok sağlam delillerle çıktı. İbrahim dedi falan. Sonra cebinden bana küçük bir kitap çıkardı ceketin cebinden. Gazeteyle kaplanmış. Başladı okumaya. Ecdetül Esbab, İktezetül Tabiat, Teşekkele Binefsihi. İşte tam şey noktası, zirve noktası o eczane misali. Çünkü eczane misali şeye çok uyuyor, biyolojiye. Oradaki bir işte tiryaktar bir macun diyor üstad. Bir hücre o. 50 kadar kavanoz var. İşte zaten bir canlıda da aşağı yukarı 50 kadar element var. İnsanda da öyle. İşte şundan bu kadar, bundan bu kadar. Rüzgar esmiş, kapakları açılmış, devrilmişler. Ondan gelmiş, bundan gelmiş. Böyle bir şey olur mu diyor. Ya öyle bir işim oturdu o misal bir. Ondan sonra üçüncü muhal geliyor. Orada da diyor ki işte saray diyor. Bir saray düşün diyor. Binlerce diyor kubbesi olan bir saray diyor. İşte sarayın kubbelerin her bir taşı diyor. Biri Çin'den, biri Maçin'den gelmişler diyor. Kafa kafaya vermişler. Bu taşların aklı mı var? Bir araya gelelim de işte biz şunu sentezleyelim. Bunu yapalım. Canlı oluşturalım falan gibi. O misalde oldu. Yani tabiat misalesi zaten zümrünün. Tabiat misalesi. Tabiatla alakalı. Ben de zaten tabiat bölümünde okuyorum. Biyoloji bölümünde. Dolayısıyla böyle İbrahim'i ağlayarak sarıldım İbrahim'e. Çünkü çok kötü şeyler geçiyordu kafamdan. İmansızlık, Allah kimseye vermesin. Çok berbat bir şey. Yani şaşıracaksınız böyle. İbrahim'e sarıldım. Tamam dedim artık ben bu işi öğrendim. Ondan sonra İbrahim tabii bizim bölümde olmadığı için tabii bu üçüncü sınıfta oluyor. Benim bir altımda Kudret Kabar var bizim bölümde. Onun bir altında da Fahrettin var bizim bölümde. İbrahim beni onlara havale etmiş demek. Bak sizin bölümde bir abi var. Onlara göre ben abi bir konumdayım tabii. Yani ziyaret edin bakın edin gibisinden. Özellikle Kudret çok gelirdi yanıma. Ben bir alt devre. Ağız da çok güzel laf yapar Kudret'in. Kudret geldiği zaman İbrahim zaten havale etmiş. Zaten Tabiat Risalesi'ni de okuduk. O sıralarda da o bir sene sonra daha sonra Aymaz Hocam Tabiat Risalesi'ni Türkçe'ye çevirdi. Daha anlaşılır Türkçe'ye çevirdi. Teksir yapmışlar. Kudret'te o teksir de vardı. O teksiri gelip beraber okuyorduk. Tabii daha çok bir de bölümümden bir arkadaş tabii Kudret. O da botanik, ben zooloji. Aynı bölümdeyiz. Konuşuyoruz devamlı. Ondan sonra bir gün dediler ki hay kafamda şimdi çok şükür tevhid problemi kalmadı. Yalnız kafamda haşir problemi biraz var. Yani inanmıyor değilim de tam yerleşmiyor kafama. Yani nasıl oluyor işte ölünün dirilmesi meselesi. Kıyamet falan filan. Böyle sorular atıyor şeytan arasında. Bir gün dediler
Evet, okuldan çıktık beraber yürüyoruz Bornova'ya. Ben tabii Bornova'dan biliyorum otobüse. O zaman üniversitenin kendi kampüsüne otobüs seferleri yoktu. Bornova'dan geliyordu otobüsler. Bornova'dan yürüyerek geliyorduk. Ben durağa giderken Sırat Bankası'nın Halit'in kaldığı yer. Neresi Eyvah. burası? Ha, oradan geçerken abi dediler gel çay içeriz burada hem yemek yeriz falan. Karnım da aç birazcık zaten. Akşama da az kalmıştı ama hadi dedim. Hem dedi de şey zaten artık namaza da yavaş yavaş Cuma'nın üzerine eklemeye başlamıştı. Geldik eve. Bizim bu Halit Efendi Haşer Risalesini okudu. Ama tam böyle yerine denk geldi diyorlar ya. Öyle güzel içinden geçen soruda Risale cevap veriyor. Öyle güzel cevaplar ver. O problem orada çözüldü. Haşer problemi. Sonra içeride yemek hazırlamaya mutfağa gittiler hepsi. Halit. Vay, dershanedeki ne kalıyorsa diğerini hatırlamıyorum. Kudreti iyi bile. O getirdi. Fahrettin de olacak büyük ihtimal. Fahrettin, benle beraber öldük. Fahrettin'le Ha, beraber öldük. tamam o zaman. Ondan sonra onlar işe gidince mutfağa ben kitabı merak ettim. Yani ne kitap okuduğu kitap acaba dedim. Kalktım kütüphaneden kitabı aldım. Kitabı açtım baktım yeşil naylonla kaplanmış kitap. Bediüzzaman Said Nursi. Eyvah dedim tamam. Tam odağına düştük. Ne yapacağım şimdi kaçayım ben dedim. Çünkü okulda bizim ülkücülerle samimiyetim daha fazla tabii başlangıçta. Onlarla gır gır geçiyoruz böyle. Onlar da bana diyorlar ki şimdi görüyorlar benim kudrete takıldığımı, arada takıldığımı. Bak bunlar, onlar tanıyorlar onları. Ben tanımıyorum. Ben tabii benim şeyim siyasi bir tarafım yok. Hep futbolla meşgul olduğum için. Bak bunlar Nurcu ha. Bunlar ayin yaparlar. Takılma bunlara. Ayin böyle sallanırlar. Ondan sonra şeyin ayin yapanın kafası tavana değmeden ayin bitmez. Falan böyle. Evde de rahmetli peder işte namazlara başladığımı gördü. Hoşuna gidiyor. Oğlum bak namazda başladın ama diyor. Bak okulda hucular vardır diyor. Tam da o esnada 71'de biliyorsun şey oldu. Karşıyaka'da bizim orada Karşıyaka'da bizim eve 4-5 sokak ötede o Nefi Bey'in vakfettiği arkadaş apartmanı. O apartmanda Aymaz hocamlar, Necdet hocamlar işte epey bir insan basılmışlar. Ondan sonra bunları kelepçelemişler birbirlerine tek tek. Emniyete götürüyorlar. Gazete fotoğrafları çekmiş falan. Nurcular yakalandı ayinde. O zamanlar bugün nasıl biz dört harf F nokta nokta Ö insanlar böyle dillerinde. O zaman da Bediüzzaman Said Nursi deyince sapık bir tarikatın kurucusu. Sapık tarikat haşa. Ondan sonra ayin yaparlar. Tabii insanlar tesirinde kuruyor. Babam da o tesirle oğlum bak hucular mucular varmış sakın karışma birilerine ha. Namazını kıl eve gel. O korku da var. Sağ sol oyalara giderek başladı. Ben dedim kaçayım buradan. Demek babamın dediği, ülkücülerin de dediği bu. Bunların içine düşmüşüm ben aslında. Kaçmak için düşünürken bir anda işte o ara kader denk noktada işime dedi ki ya az önce sana okudu. Tabii Haşir Risalesi çok mükemmel. Haşir kafamda oturdu. Ondan önce İbrahim'in okuduğu Tabiat Risalesi o da bu adamınmış. Tabii üstad, o, İbrahim de Bediüzzaman Said Nursi demedi. O da kaplı kitap. Tabiat Risalesi. Çünkü Bediüzzaman Said Nursi dese kaçardım ben. Allah biliyor. Nitekim Hoca Efendi Bornova vaazlarında da hepiniz biliyorsunuz. Asrın beyin mimarı derdi Hoca Efendi. Ulan asrın beyin mimarı kim? Üstad da size de bahsediyor. Ama Bediüzzaman Said Nursi dese camide %80'i kaçardı. Zaten %80'i caminin genç, üniversite gençliği. Hoca Efendi asrın beyin mimarı ve bir eserde şöyle diyor işte. Demanlar demiyor ama eserde şöyle diyor. Tabiat Risalesi'nde şey diyor. Tabii daha sonra bu 76-77'de onlar. Hoca Efendi 75-76'da geldi bu. Kalabalık cami dışarıda kalıyorduk. Üniversiteye yakın camiye gidiyorduk bir de. O küçük camiye gidiyorduk. Parkın orada. Hoca Efendi sonra büyük camiye başlayınca tam Hoca Efendi'den tanımıştık o zaman. Devamlı oraya gitmeye başlamıştık. Haşer Risalesi de böyle. Bir günde şey dediler. Safa Zemzem'in üstünde, Safa Zemzem'in üzerinde. Ha Öbür öbür Osman vardı. Öbür. Osman kaldı. Osman Alcan. Ha, o Ha. vardı. Şey Bir kaldı, akşam şey kaldı, Necdet kaldı, Necdet ha öldü. Necdet, kimyacı Necdet ha evet. Evet. Bir akşam Fahrettin de orada o anda orada bir herhalde. Dediler abi bu akşam geç oldu vakit. Kal bu akşam dediler burada. İyi dedim ben de kaldım. Tabi sabah namazı oldu. Tabi daha önceki tesbihatlar bizim normal cami tesbihatı. Tabi sabah namazında uzun tesbihat başladı. Eller aşağıya böyle dönünce Allahümme ecirine Allahümme ecirine Allah dedim. Ha demek ülkücülerin dediği şey buymuş o ayin. Şimdi dedim bakıyorum imam da kafası tavana değecek mi diye. Ulan hiçbir şey olduğu yok. Propaganda insana öyle şey yapıyor.
O tespihatı o zaman dedim işte ayin herhalde bu. Hiçbir ayin tarafı da yok. Risale okumaktan başka. Sonra 75 yılı mezun oldum 75'te. Ama mezun olmadan 2 ay önce. 75, 9 Mayıs 1975. Okulda şeyler var. Üniversitede pankartlar var. İşte Fethullah Gülen asrın konferansı yaratılış ve Darwinizm. Öyle bir ismi. Yani ben de şey var bilgisayarda bulup çıkarabilirim şeyini. Bir arkadaş bulmuş bana göndermiş o fotoğrafını. Ekici Över salonunda fuarda. Fuarda Ekici Över'de. Evet. İşte Fahrettin'le şey geldiler. Sadece Fahrettin'le şey vardı. Ha, Ahmet Eskin vardı. Ahmet Eskin vardı. Şimdi Avustralya'daymış. O Fahrettin aynı sınıftaydı onlar. Ama onların hepsinin şeyi kudretli büyüyor onların. Benim bir alt devre. Gitti fuar Ekici Över'e gittik. Hoca Efendi orada bir çıktı arkadaş. Darwinizmin köküne gibi suyunu ekti. Böyle vurdu. Üniversiteler bizim arkadaşlar da hocaları çağırmışlar. Mesela hocalardan gelenler de olmuş bir ağızlarından insaflı olanlar da. Mesela benim doktor hocam vardı Muhtar Bey. O gelmemişti. Onu zaten yaşlıydı o ama ona bizim Hacı Lüğü vardı Hacı. Evet. O Hacı Lüğü ona kaseti vermiş. Darwinizm kasetini. Ben de asistan olmuştum o 77 falan ama 75'te falan vermiş hacı onu ya şey kaseti vermiş. Hoca da o anarşik olaylar da pazar günü okulda çalışma oluyordu. Okula tezi mezi olanlar, laboratuvar işi olanlar geliyordu. Pazar günü gelmiş okulda açmış kulağı az işliyor. Hoca efendi dinliyor. Bizim başka komünist asistanlar da dinlemiş, görmüşler. Onlar diyorlar ki ya hoca diyorlar burada bir şey dinliyor ama adam dinden, diyanetten bahsediyor. Darwin'in aleyhinde falan kapıdan dinlemişler Muhtar Hoca'yı bizim. Sonra tabii Muhtar Hoca beni az çok hissediyor dini yakınlığımı ama hiç açık vermiyorum ben. Kapıyı içeriden kilitliyorum. Tabii artık şeyde artık bu benim asistanlık. Tabii şeyden sonra 75 darbinizmden sonra 5 vakitte tam başladım. Artık aksaksız 75 oluyor yani. Tam başlamış oldum. Öbürleri 72 ile 73 arasında günde bazen bir tane iki tane aksattığım oluyordu. 75'ten sonra hiç aksatmamaya artık zamanı başlamıştı. Şimdi Cuma'ya gidiyoruz tabii Bornova'ya. Biraz gecikiyorum şeye, laboratuvarlar saatine. Biraz geç geliyorum. Laboratuvar hazırlamam lazım. Talebe tabii kapıda bekliyor falan. Hoca da bir gün beni gördü. Beni yemekten geç kalıyor zannetti o. Halbuki ben Cuma'dan geç kaldım. Ama insaflı bir adam. Ben de karşıya kadar oturuyor da. Beraber gidip gelirken serviste yanına oturuyordum. Ramazan'dı. Şimdi bir o kendi şeker hastasıydı. Benim odamın önünden geçiyor. O şeyden çıkıyor. Kendi odasından buzdolabı müstakem odasından oraya yemeğini almaya sefer almaya gidiyor. Herkes odası şey kapalı. Benim herkes şeyinde yemeğe gitmiş. Benim odam açık. Çalışıyorum odamda. Sen yemeğe gitmedin mi? Hocam gitmedim falan. Ramazan olduğunu anlayınca sen oruç mu tutuyorsun dedi. E tutuyor hocam dedim. İşte öyle dedim. Alışmışım dedim çocukluktan. İyi iyi aferin falan dedi. Ondan sonra sen Cuma'ya da gidiyor mu dedi. Gidiyorum hocam dedim. Çünkü insaflı araştırdım ben hocayı. Hoca sonra kendisi zaten bana açtı. İzmir Şirin Yer'de Kızılçullu eski ismi. Amerikan Koleji varmış. O okulu bitirinceye kadar hoca oraya o okula gelinceye kadar 5 vakit namazlıymış. Hafız 7 dil biliyor. Arapça, İngilizce, Fransızca. Fakat çok saf bir tarafı var. Birgili bu. Ödemiş birgili. Ne anlattı hoca Cuma'da diyordu bana şimdi hutbede. Mesela bir tanesi aklımda bu zekat vermeyenlerin altınlar ve gümüşle paralar üzerlerine böyle basılacak kızgın falan öyle bir ayet var. O aklımda kalmış. Onu söyledim ben. Hoca dedi şu surenin dedi şu sağ sayfada yarım sayfa dedi orada dedi bu dedi ayet dedi. İyi dedi hoca dedi bilgiliymiş falan filan böyle. Sonra daha sonra kaseti dinlemiş. Aynı insan mı gibisinden dedi ya bir kaset dedi ben dedi. Hacı bizim Hacı Lüğü verdiği kaseti. Lütfullahmış. Fetullahmı, Hayrullahmı. Hocam dedim tanıyor musun dedi. Hocam duydum dedim. Açık vermiyorum çok fazla da. Yani ne olur ne olmaz. Birkaç dedim böyle şeyle denk geldi böyle gittim falan. Yani onun ben dedi bu Darwin'le ilgili şeyi dinledim dedi. Çok dedi adam dedi. İyi yetiştirmiş kendisini dedi. Arapçası çok güzel dedi. Her şeyi çok güzel ama dedi bir şeye dedi canım sıkıldı dedi. Darwin'in kendisine sataşıyor dedi. Bilim dünyasında dedi fikirle mücadele edilir dedi. Şahsın dedi
İşte Hoca Efendi o daimin konferansında kendisini o daimin maymun, kendisi atası maymun olabilir. Kendisi öyle mi görüyorsa falan, öyle bir şey var. Telmih var Darwin'e maymunla alakalı. O Muhtar Hoca'nın hoşuna gitmemiş birazcık. Daha sonra Hoca Efendi ben bunu anlatınca doğru söylüyor dedi. O gün dedi gençlik şeyiyle dedi. Öyle konuştuk ama dedi. Gerçekten fikire fikirle söylemek lazım. Şahsa dedi. Darwin'in şöyle olur böyle olur. Hiç girişme öyle şeylere şahısla uğraşmamak gerekir şeklinde. Bunu söyledi. Zaten bu anlattığım aslanlık döneminde oluyor. 76 Öğretmenler Vakfı kuruldu. Öğretmenler Vakfı'na üye olduk. Rahmetli Şerafettin abi başkandı ilk. Sonra diğerini başka isimleri vermeyeyim. Mesela diğerler Türkiye'de olanlar var. Öğretmenler Vakfı'na devam ederken işte bu öğretmenlerin haberleşmesi için bir broşür zuhur. 4 veya 5 tane basıldı zuhur. Önlü arkalı iki yaprak şeklinde. İşte mesela Isparta'da öğretmenlerin toplantısı olacak. Antalya'da, Denizli'de öğretmenler toplantısı olacak. Orada duyuruluyordu. Üyelere gönderiliyordu o zuhur. Aşağı yukarı ilk başlangıçta 200, çünkü benim numaram 282 idi hatırlıyorum vakıfta. Üye numaram. Herhalde 4-500 olmuş. Zuhur çıktı. Sonra Hoca Efendi 4 sayı, 5 sayı basıldı. Bülten gibi bir şeydi o. Ha, bülten. Bülteniydi. 4 veya 5 sayı çıktı. 7 mümkün değil çünkü. Bir gün Hoca Efendi şu oldu. Ben anlatmıştım bu fizik hocasının orta ikideki başıma beynime yağmur Allah yağdır yağdırmaz meselesini. Bir de İbrahim Haskür'ün bana tabiat risalesini vermesini. Hoca Efendi dedi ki bakın dedi işte tabi Bornova vaazlarında insanlar şeye geliyorlar çok. Yakın ilçelerden Turgutlu, Salihli, Edremit, oralarda Denizli, Balıkesir insanlar geliyorlar. Kasetlere başlamıştı. İnsanlar dedi bir cami cemaati ne kadar dinlemiş burada? 2-3 bin kişi camide insan geliyor dinliyor. Hadi kasetlerle beraber işte ne kadar insan dinler. Fakat dedi Milli Eğitim'de dedi o gün için 15 milyon veya 20 milyon genç var dedi. Ortaokul, lise ve dedi işte sizin gibi dedi risaleleri tanıyarak imanını kurtaran insanlar biliyorsunuz. Hepinizin imanını kurtuluşuna vesile olan bu risaleler. Bu gençlik bundan mahrum. Bunları okula sokamayız biz risaleleri. Neden? Çünkü Bornova'da mesela hocam vaaz ederken de şimdi biraz geri dönmüş gibi oluyor. Ben ilk gidişimde okulda Kudret Sesi söyledi herhalde. Abi dedi şey var dedi hoca efendi işte dedi Bornova'da vaazlar oluyor. Oraya gidiyoruz. Ben gideyim gidelim dedim. Ülkücülerden birkaç arkadaş var onlar şey var. Onlar hadi siz de gelin dedim. Yok dediler ne gideceğiz dediler. Ya adam ilkokul mezunu bile değilmiş dediler. Onlar tanıyorlar. İlkokul mezunu değilmiş. Ya dedim gidelim beğenmezsek bir daha gitmeyiz. Sonra bir tanesi geldi. O diğer arkadaşlar 2-3 kişi daha vardı. Onlar gelmediler. Gittik. Tam da Hoca Efendi'nin bu şeylere denk geldi. İşte Boyle-Mariotte kanunu, termodinamiğin ikinci prensibi, Einstein, astronom Jean, atomlar, moleküller, Allah Allah tam bizden bahsediyor. Böyle çok daha içimizde tabii yer etti mesela ama kaynağını söylemiyor. Sonra Hoca Efendi işte daha sonra tövbe kulluktan sonra gitti dedi ki, yani ben dedi camide dedi, Üstad Hazretleri'nin ismini veremiyordum dedi. Neden veremiyorduk? Kapatırlar, Nurcu derler işte o kamp baskınları falan oluyordu o sıralarda. Onlarla bağlaştırırlar falan. İmkanı alırlar elinden. Zaten 71'de hapisten çıkmış. Üzerinde bir şaibe var. Dolayısıyla Hoca Efendi Üstad'ın ismini vermiyordu. Aynı şekilde işte Risaleler dedi. Birçoğunuzun imanına vesile olan Risaleler dedi. Okula giremez dedi. Bunları dedi bugünkülerin anlayacağı lisanına çevirip ve dedi herkes kendi konusunda bir şeyler yazsa bir dergi çıkaramaz mıyız falan şeklinde. Ondan sonra Aymaz Hocam falan da hatta Hoca Efendi tabii Aymaz Hoca Fehmi Korular Şule dergisini çıkarıyorlar. Ya yanlış söyledim. Şule değil. Gurbet. Şule'yi Kemal abi çıkarıyor. Kemal Ural. Nuriye Akman'ın babası. Atıf Ural abinin abisi. Konya'da kitap evi varmış. Hoca Efendi anlattı. Şimdi hatlar karıştı çünkü. Aymaz Hocaların çıkardığı gurbet ona sonra gelecek. Hoca Efendi anlattı bunu. Dedi ki Konya'ya işte 66'da 60 Konya'ya gittiğinde o kitap evine girmiş. Bir kız çocuğu gelmiş. Aç saçlı bir kız çocuğu. Amca abi neyse işte o Kemal abiye. Şule geldi mi demiş. Geldi kızım demiş. Vermiş bir tane Şule dergisi. Kız daha kapıdan çıkmadan açmış. Böyle okuyarak gidiyor. Hoca Efendi o zaman diyor benim kafamda diyor.
şey yandı diyor yani. Sinyal yandı diyor. O manada o kelimeyi kullanmıyor da. Yani o anda hoca ve kararını vermiş. Bu gençliğe bu dergilerle ulaşılabilir. Kemal abi de risalelerde şeyler koyuyormuş. Sadeleştirilmiş. Fakat o da aynı bizim risaleleri sadeleştirdiğimiz zamanki saldırıya o da maruz kalmış. Ona da o belli bir grup abiler var işte. Onlar saldırmışlar. Risaleleri tahrip ediyorsun falan filan gibi. O da ne kadar çıkmış? Bir sene falan çıkmış. 2 sene mi çıktı? Ne kadar çıktı? Kapanmış Şule dergisi. Hoca Efendi kafasına o zaman yerleştirmiş bu Şule gibi bir şey. Ama Aymaz Hocam, Hoca Efendiler geldiğinde Temmik Oruç, İmam Gurbet. Hatip, Gurbet'i çıkarıyorlar. Orada Aymaz Hocam bir şey var. Fakat bir müddet sonra o Gurbet'te, hatta Hoca Efendi'nin yazısı var orada, 3-4 tane yazısı var. O da bir sene çıkıyor. Biraz Aymaz Hocaları fazla meşgul ediyor. Siyasi yöne dönüyor gibi herhalde. Hoca Efendi bırakın demiş dergiyi. Yani FM'ye bırakmış Aymaz Hoca. Çünkü o zamandan da FM'nin biraz böyle şeyi demek ki yolu ayrılmaz. O da evinden geri giden bir insan tabii. İzmir'de oturuyorlar. Artık o ne yüzden bıraktı Hoca Efendi Aymaz Hoca? Zaten Aymaz Hoca bırakınca da dergi yürümemiş. Kapanmış gitmiş. Hoca Efendi işte daha, bu tabii herhalde 67-68'de falan oluyor Gurbet'in 69, kapan. 69, 70, 10 yıllarda. O yıllarda oluyor, 69, 10. kapanıyor. Ondan sonra tabii 76, 79, şimdi anlattığım şey 79. Vardır işinizde bu işi yapanlar, öyle bir ifade kullanılanlar. Çoluk çocuk da çıkardı dergiyi bir zamanlar falan gibisinden. O zaman tabii Aymaz da çocukken, yani kestane pazarındayken çıkarmışlar. Çocuk kabul ediliyor o zaman. Onu ima etmiş Hoca Efendi meğerse. Hani dergi tecrübesi var onların birazcık daha diye. Öyle dergi sızıntı başladı. Yani Sızıntı, sızıntının ilk açılış hikayesi bu. evet. Kuruluş hikayesi. Ama ben birinci sayısında yoktum. Birinci sayısı, ben o zaman doktora devam ediyordum. 77'de ben doktoraya başladım. 81'e kadar. Benim doktoram da kurbağalardı. Bütün ana Trakya'yı dolaşıyordum. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İstanbul. Bütün orada benim girmediğim su yoktu. Meriç boyu. O Meriç şu anda millet geçiyor ya. O Meriç'i ben adım adım bilirim. Yani eğer Türkiye'de olsaydım çok iyi adam kaçakçılığı yapabilirdim. Yani çünkü Meriç'in her tarafını dedi. 4 sene boyunca Meriç'ten kurbağa topladım ben. O Tunca'dan, Arda'dan, o taraflardan, daha Lalapaşa'ya, Büyük İsmailcik'e falan oralara, Karadeniz sahili, Silolu, Silolu, Halit'in köyü. Dayı köyü. Adayın köyü. Evet. Neyse şeyi doktora yapıyordum. Kurbağa toplamaya çıkmıştım. Onun için birinci sayısının heyetinde yoktum. İlk sayı çıkmış. Aymaz Hocam bizim asistanlar dersi vardı. Rahmetli Albay Cemalettin abinin evinde Hatay'da. O evde Mehmet Çiftçilik'in kapıda ismi yazardı. Bir de Türkiye'de şimdi onun ismini vermiyor. Bir abinin daha ismi yazardı. O orada bazen ders Aymaz Hoca yapardı. Bazen İsa abi yapardı. Denk. Bazen de Hoca Efendi gelirdi. Asistanlar dersi olurdu. Asistanlar orada bir araya gelirdik. Orada Aymaz Hoca, ben de bir örnekler veriyorum şeyden. Okuduğu konuda Risale'de çok vardır biyoloji. Hayvanat, nebatat. Gelince örnekler veriyordum. Aymaz Hoca çıkardı çantasına birinci sayı. Ağlayan çocuk. Uyuyorsun sen dedi. Bak yazsana bunları yazsana dedi. Bak dedi. Dergi çıktı dedi. Oo çıktı mı abi falan. Hemen dedi Hoca Efendi de haber göndermiş. Ne kadar üniversite mezunu iş varsa mühendis, doktor, şu bu hiç ayrım yapmadan hepsini toplayın demiş. Bir yerde sızıntılı Hoca Efendi anlattıracak. İlk sayı çıktı. Ondan sonra geldiler bir sürü insanlar. Elektrik santralı müdürü, telekom müdürü isimlerini vermiyor bir sürü arkadaşlar. Hepsi zamanında üniversite bitireli 10 sene olmuş kimisini falan ama doktor arkadaşlardan falan da var. Tabii kalabalık olduk. Hoca Efendi anlattı derbi. Dedi ki Risale-i Nurlar dedi Kur'an tefsiridir dedi. Üstad Hazretleri tefsir düşünürken yaparken diğer tefsirler gibi düşünmüş başlangıçta. Yani Fatiha ile Bakara ile başlayıp Felak ve Nas'la bitecek şekilde. Fakat bakmış ki milletin imanı tehlikede, acil hani yangında ilk kurtarılacaklar var ya şeylerde, devlet dairelerinde vardır. Yangında ilk kurtarılacak. Önce bu iman, tevhid, nübüvvet, haşir. Üstad ondan sonra işte Tabiat Risalesi, Ayetül Kübra, diğer bu direkt imana müteveccih, tevhide müteveccih olan konulara Üstad öyle giriyor. Hoca Efendi işte oradan ama dedi bunu böyle okunamıyor, okullara sokulamıyor. Öğretmen arkadaş okula getirse oradan ders yapmaya, din ders hocası kere atarlar. Yasak yayın getirir gibi. Bunu dedi bizcesini yapalım dedi inşallah dedi. Görelim bakalım deneyelim falan. Arkadaşlar kendi konularında kendi konusu olunca insan ben buradan Allah'ı nasıl anlatırım? Fizikçi atomu anlatırken anlatacak.
biyoloji mideyi anlatırken, kanı anlatırken, botanikçi yaprağı anlatırken, herkes kendi sahasında bir şey anlatabilir. Ve böyle başladı. İkinci sayısından itibaren ben tam 37 sene hiç aralıksız. Aralık olduysa işte bayram olmuştur. Heyet yap, insanlar bayram izine gidecektir. Heyet yapmayalım demiştir. Aralıksız bütün yaz heyetlerini yaptık. Aşağı yukarı 86'ya kadar, Hoca Efendi aranması bitinceye kadar yani. Hoca Efendi aranırken de yaz heyetlerine geldi. Bakın şimdi burada hatıralar çok var ama Yani şimdi Hoca Efendi'yle o toplantı bir tanesi anlatsana. Hoca Efendi arandığı zaman nasıl diye geliyor toplantıya? ha dur aklıma geldi. Senin evde bir toplantı yaptık hatırlıyor musun? Ki Halil Rıfat'ta. Evde he bildim. Halil Rıfat'ta. Halil Rıfat'ta senin evde aranıyordu Hoca Efendi. Çünkü o zaman böyle yeni taşınmış, evleri çok bilinmeyen insanlar. Sen de o Halil Rıfat'a yeni taşınmış. Herhalde evin çok Evet. meşhur değil. Mesela bir şey böyle hizmet, Karabağlar'daki mobilyacılardan yeni hizmet tanıyanlar vardı. Onların evlerinde bazen. Böyle zaten ya İstanbul'da ya Ankara'da ya İzmir'de oluyordu. Hoca Efendi hafta içinde turluyordu. Anadolu'yu turluyordu. Ve böyle çünkü insanlarda panik vardı. 80 itibariyle acayip bir panik oldu insanlarda. Gelmemekler, derse gitmemekler. Bizim heyette de bazı panikler oldu. İsim vermeyeceğim. Gelmeyenler falan oldu. Hatta Hoca Efendi aranırken dedi ki yardı. Ben dedi geleceğim heyete dedi. Arkadaşlar gelsinler dedi. İlk şeye geldi. Şakir abinin damadı vardı. Abdurrahman Mektupçu'da evi var. Doktor abinin Mektupçu'da kaldığı evin az ilerisinde. O eve geldi Hoca Efendi. Kapıdan girdi böyle içeriye. Böyle baktı. İki kişiyi sordu direkt. Onların gelmeyeceğini tahmin ediyor herhalde. Filan falan. Gelmediler efendim işte o bir bahaneleri falan. Hoca Efendi anladı. Korkunun ecele faydası yoktur dedi. Cepheyi terk eden önce vurulur dedi. Hoca Efendi. O sırada da Mehmet Ali hocamdan içerideydi. Hapse almışlardı. Rahmetli Mehmet Özyurt, Mehmet Ali Şengül hocam Allah rahmet eylesin. 17 kişi işte Ahmet Akdoğan, Aysel Ahmet Adem'i hepsini aldılar hepsini Bora. aldılar içeriye. Soğuk bir kış günüydü. Ocak veya Şubat olabilir. Aymaz Hoca dedi gündüzleyin dergiye geldi. Hoca Efendi akşam geliyor dedi. Herkes tanıttığını çağırdı dedi. Gitmiş işte o zaman. Mehmet Ali Hoca'ya yapılan işkenceyi birisi emniyetten haber gelmiş. İşkenceyi anlattılar. İşkence yapılıyor hocam şöyle gibisinden Hoca Efendi çok böyle şey yapınca ben Allah belalarını versin bela okudum ben polislere. Hoca Efendi beni azarladı. İrfan Bey bela okumayın dedi. Ben dedi önüme gelse dedi o dedi Hayri Terzioğlu. Hayri Terzioğlu vardı İzmir İstiklal Komutanı. Hoca Efendi'yi arattılar o zaten hep onun peşinde. Onu dedi Bornova oldu mu? Dugay komutanı. Dugay evet. komutanı aynı zamanda. Onu görsem ben dedi yolda dedi arabamı alıp yardım etmek isterim dedi. Beddua etmeyin dedi. Kime ne zaman iman geleceği belli olmaz. Biz vazifemizi yapalım. Allah'tan ümit kesinler falan böyle. Yani o kadar dolmuşuk biz memoloji şey yapılıyor diye beddua ettirtmedi yani böyle. İşte o yazılar okunurken de mesela bir tanesi Halit'in evindeydi mesela. Pencerelere battaniye çakılıyordu. Çünkü sıkı yönetim var. Dışarıda ışık sızmasını mütevelli geliyordu. Tabii ev herkese almaz. Yatacak şekli olmaz. Ondan saat 11.30 falan 12'ye olmadan kaçıyordu mütevelli. İşte kurban, himmet, ne olacaksa o günkü şartlarda işte okulun şey o zaman Bozyaka var tabii sadece. Yurt muydu Bozyaka? Yok. 80'de, 83-84'te bu. Ne olur? Lan Bir Bozyaka vardı. o Yamanlara vardı vardı. açılmıştı. Ha, tamam doğru. Şu onların problemi varsa onlar görüşülüyor. Tabii yorulmuşuk. Hoca Efendi herkes gidiyor. Yazı heyeti kalıyorduk. Hoca Efendi yanında nohut, çekirdek, fındık, fıstık getiriyordu. Çeneniz oynarsa uykunuz gelmez diyordu. Ondan sonra daha sonra getirmez oldu. Kilo alıyorsunuz dedi. Çok yiyorsunuz dedi. Fındık fıstık getiriyordu uyumayalım diye. Halit'in evinde oldu. Sabaha kadar yazı okuyorduk. Sabahleyin Hoca Efendi ilk önce çıkıyordu evden. Sabah namazını kılıp ondan sonra artık Anadolu'ya gidiyor. Nereye gidiyorsa. Hocam haftaya Hoca Efendi ile ilgili, hizmetle ilgili hatıralarını dinleyeceğiz. Peki. Ve